telefonda kendimi tam anlatamamış olabilir. O yüzden sizi buraya yüz yüze görüşmek için çağırdım. Bu işi sizin yapmanızı istiyorum. Çünkü işinizde iyi olduğunuzu biliyorum. Şirket hukukuna ne kadar hakim olduğunuz kazandığınız davalardan belli. Yani yakınlığımızın hiçbir önemi yok. Size sunduğum sadece profesyonel bir teklif. Ben de Kenan'a aşağı yukarı aynı şeyleri söyledim abi. Yani aslında benim de kafamda böyle bir işbirliği yoktu. Ama senin iş etiği konusunda ne kadar ilkeli bir duruşun olduğunu bildiğim için bu teklifi değerlendirme konusunda içim çok rahat. Kenan, kafanda sorular olduğunu biliyorum. Senin yerinde olsam ben de benzer sorular sorardım. Bir konuda anlaşalım. Sana çok açık bir güvence vermek istiyorum. Büyük bir holdingin hukuk departmanı görevini üstlenmek ilkelerinden ödün vereceğin anlamına gelmiyor. En başında bunu ben istemem zaten. Tereddütlerin olduğunun farkındayım. Bazı şeyler içine sinmiyor, onu da biliyorum. Ama seninle gerçekten çalışmak istiyorum. Orhun, güvenin için gerçekten çok sağ ol. Teklifini düşüneceğim. Kendine çok iyi bak abiciğim. Nereye de selam söyle. Tabii. Ne o? Orhun, böyle çat diye geldim ama ne olursun kusura bakma. Şirkette çok büyük bir kriz çıktı. Benim senin yardımına ihtiyacım var. Geç otur, bakarız. Orhun, ben her alarm durumunda yanına geliyorum. Bunun farkındayım ve bunun için çok mahcubum ama benim gidecek başka hiçbir yerim yok. Orhun, her seferinde de keşke ortak olsaydık diyorum. Böylese ikimiz için daha da kolay olmaz mıydı? Zaten bir ortağın yapacağı işleri yapıyorsun. Orhun, hadi gel şu işi resmiyete dökelim lütfen. Bu konudaki kararımı biliyorsun. Bunu yeniden açmaya gerek yok. Sen şu problemi anlat. Biliyorsun ben çok ünlü bir tasarımcıyla çalışıyorum, mücevher tasarımcısı. Ama bugün beni aradılar ve artık benimle çalışmak istemediklerini söylediler. Bir telefon görüşmesi yapmam gerek, yoksa dikkatim sana veremeyeceğim, önemli. Tabii. Alo. Ne yaptınız? Ali iyi mi? Hem de çok iyi. Söz dinleyince hemen kendine geldi. O kadar ayak diredi uyumayacağım diye. Ama sonra gözlerini kapatır kapatmaz uykuya dalmış. Biraz önce uyandı. Ben de artık hak etti deyip bahçeye çıkardım. Ama söz verdi bana. Yemeğini yiyecek ve yatağına girecek. Dayı, ben çok iyiyim. Hemen iyileştim. Sanırım verdiğimiz sözü tutmamız gerekecek. O zaman akşam dışarı çıkıyoruz. Hadi gel artık. Hira ablam da bekliyor. Duyduğun gibi. Herkes seni çok özledi.
Ben de sizi çok özledim. Fazla işim kalmadı. Birazdan çıkarım. Tamam o zaman. Biz seni daha fazla oyalamayalım. Sen de işlerini hemen bitir gel. Bekliyoruz. Görüşürüz.